Bir de şu, gelecekte mi? Kısa bir cümle söyleyeyim sana. Senin bir teorin var. İstersen ondan biraz bahset diye açacağım o meseleyi. Tevrat'ta beni Elohim diye, yani tanrıların oğulları, Tanrı oğulları diye tercümesinde evet, de öyle geçiyor. Evet. Kelime anlamı da bu zaten. Ama tabii orada kime göre, yine tırnak içerisinde söylüyoruz. İnsan kızlarını beğendiler. Onlarla evlendiler. Onlardan çocukları oldu diye bir anlatımdan bahsediyor. Şimdi iki farklı türün birleşmesi ve ortadan bir melez ırktan bahsedilmesi var. Evet. Bir de Kur'an-ı Kerim'de la takrabu hazihi şecere ayeti var. Ben onu söylemeyeceğim, sana bırakacağım. Sen istersen evet, onu biraz aç. Şimdi bu zaten bak, bütün anlattıklarımız Adem, şeytan, Allah, bunların arasında geçen bu tartışmalar. Şimdi bu Sad suresinde peygamberimiz bir ayetin, yani Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin doğru olduğunu anlatırken şöyle bir örnek veriyor karşısındaki insanlara. Diyor ki ben diyor, Sad suresi 10. ayet bu. Ben nereden bilecektim? Meleği aladakilerin birbirlerine husumetle tartışma yaptıklarını. Onları size anlatıyorum. Anlattığı şey ne? Anlattığı şey şu. Allah insan diye bir şey yaratmak istiyor. Bu daha önce var olan iblis denilen bir soyun işine gelmiyor. Ayrı bir soy. İnsan denilen ayrı bir soy yaratacak. Ve buna dünyayı veriyor. Ama iblis denilen soy daha önce dünyada yaşayan bir soy. Şimdi bütün kavga, itiraz buradan çıkıyor. İblisin itirazı şu. Ben ondan önce yaratılmış bir varlıkken onu nasıl yaratırsın? Bunun üzerine melekütten kovuluyor. Onun yaptığı şey de şu. Biraz önce anlattı Olgun Bey. Bu gözcüler, şunlar, bunlar yan bir koy, yan bir soy, melez bir soy. Nasıl oluyor? Hiç olmaması gereken yerde, cennette geliyor, diyor ki şurada bir ağaç var. Bu ağaçtan yersen hem ölümsüz olacaksın hem de çok büyük bir saltanata sahip olacaksın. Bu söz başlı başına olmaması gereken bir söz. Çünkü zaten cennette hem ölümsüzlük var hem de büyük bir saltanat var. Şimdi insan buna nasıl inanıyor? Bu şecereyi nasıl anlayacağız? Şecereyi aslında baktığımız zaman nüfus kütüğü veya soy kütüğü diye çevirebiliriz. Ağaç diye çevirmişler. Melekler gibi ebedi, melekler gibi ya da ebedi... Ebedi yaşayacak. Ebedi yaşayacak. Şimdi, yaşamak ister misiniz? Ağaç diye çevirmişler. Ağacın meyvesi elma mıydı? Armut muydu? Buğday mıydı? Hep tartışmışlar. Gerçi meyveden bahsetmiyor. Yani la takrabu hazihi şecere demek yeme. Bu ağaca dokunmayın demek. Veyahut ama da la ağaç. Ama şimdi şöyle bir şey. Soy ağacı diyoruz değil mi? Yani soy kütüğü diyoruz ki oradan geliyor işte. Şecere tabii kelimesi şecere, oradan geliyor. Soy kütüğü demek. Şimdi burada yaklaşma kelimesi de takrabu. Takrabu zina ile ilgili bir ayette geçiyor. Akraba olma demektir. Merhaba, Çalar Saat'e hoş geldiniz. İnsanoğlu, Adem'den beri vahye muhatap kılınmıştır. Bu bakımdan insanlığın tarihi, dinin de tarihidir aynı zamanda. Bu perspektiften hareketle insanlığın gizli tarihini konuşacağız. Bu hafta stüdyo konuğumuz Olgun Aydoğu. Araştırmacı yazar Olgun Aydoğu'nun Anatula isimli bir kitabı var. Çok kıymetli çalışmalar, araştırmalar içeriyor bu kitap. Ve kendisine öncelikle hoş geldiniz diyerek programı açalım. Evet, Olgun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz Eskişehir'e. Bu hafta insanlığın gizli tarihi, neler olmuş, gizemler. Mesela insanlığın ikinci şu an yaşadığımız dönemin başlangıcı olarak Nuh tufanı kabul ediliyor. Nuh tufanından sonraki dönem kabul ediliyor. Ve Nuh tufanında anlatılan birçok şey var. Onlar zaten geçen hafta bunu konuşmak istedik, konuşamamıştık. Mesela orada şöyle şeylerden bahsediyor. Olgun Bey'in de bu konuda araştırmaları var. Vet, Sua, Yeguz, Yavuk, Nesir. Bunları bizim şeyler, alimler put diye çevirmiş. Yani insanların o dönemde Allah'tan başka taptıkları putlar diye çevirmişler ama bunların kavram olma ihtimali var. Ben biraz şey yapayım, siz oradan devam edin Olgun Bey. Mesela Vet... Aslında Arapçadaki vedud kelimesinin karşılığı. Bu da sevgi demek. Mesela suva, müsavi kelimesinin karşılığı. Bu da eşitlik demek. Yeguz, yardımlaşma. Yavuk, mutluluk. Nesir, kurtuluş, özgürlük. Zaten nesir, nüsret. Arapça karşılığı. Yani hemen hemen bunlar ortak Sümer dilinden veya Akat dilinden geldiği için hem İbranice hem Arapça bu şekilde de geçmiş olabilir. Bunlar benim şeyime göre,
Günümüzdeki sanki Fransız ihtilaliyle ortaya çıkan kavramları ifade ediyor gibi veya bunun daha gelişmiş halini ifade ediyor gibi de görülebiliyor. Yani benim Nuh Tufanı gelecekte oldu, geçmişe kaçıldı şeyini destekliyor gibi ama bilmiyorum. Tabii burada şöyle bir durum var. Yani senin bahsettiğin gibi Fransız ihtilalinden sonra işte özgürlük, demokrasi vesaire gibi kavramların kutsallaştırılması ve bunların zaman içerisinde belki putlaştırılması haline dönüşmüş yani, olma ihtimali bu, evet. Bir tarafta varken eski toplumlara baktığımız zaman bunları karakterize de ettiklerini görüyoruz. Kişilerle özdeşleştiklerini de görüyoruz. Olgun Aydoğan'ın kitaplarında buna bahsediyor. Evet. Mesela hayvan başlı, öküz başlı vesaire. Evet. İsterseniz kendisi Kerubi, devam etsin. Kerubi meleklerinin betimlemeleriyle çok özdeşleşiyor. Aslan yüzlü, kartal yüzlü, nesir keza. Ved, Hinduların vedasına, Suva, Şivasına. Evet. Tekabül ederken kartal başlı da bu Mısır'da Horus dinine kadar uzanıyor. Tabii bunların putlaştırılması nasıl oldu? Bunlar gerçekten put muydu yoksa nelerdi? Şimdi bir puta tapmak işte bir çamurdan bir heykel yapılıyor ve o heykele tapılıyor. Hani kendi yaptıkları bir şeye bir taraftan da tapıyorlar. Hani bu kadar mı gerizekalı yani bu kadar mı basmıyorlar? Tabii yani, böyle klasik bakışa gidersek bu sonuç çıkıyor ama bunlar ama şimdi yani, aslında birer kavram. Yani ama kavramların da şeyin kendilerinin tanrılı olduğunu evet. düşünecek kadar böyle bir putlaştırma mı vardı? Yoksa bu Yunan mitolojisinde de geçiyor. İşte çamurdan bir heykel yapılıyor. O heykele üflüyorlar. Daha sonra o heykel canlanıyor ve insan yaratılıyor. Zeus böyle yaratıyor. Evet. Zeus'un yaratılması böyle. Var. Lat, Uzza, Menat, Necim suresinde de var. Mesela onları sen... Mesela, o tabii onlar da onların evet. dönüşmüş hali olabilir. Burada tabii. şu şeyi kaydı düşmek belki önemli. Mesela bu isimler bütün farklı toplumların mitolojilerinde birebir aynı isimlerle olmasa bile bunların benzer sembolleri mi? Olan bir takım varlıklar var. Varlık i̇şte kartal başlı, boğa başlı, özellikle insan yüzlü. Nuh suresinde bunun geçmesi ilginç. Çünkü Gılgamış destanında Utnapishtim'de geçen bu Enki'nin perde arkasından konuşması ve tufanı anlatması olayında buradaki kavme baktığımız zaman bunlar Anunnakiler olarak zaten karşımıza çıkıyor. Evet. Ve bu Anunnakilere de Tevrat kökenli gittiğimiz zaman Nefilim soyundan olduklarını Tevrat bunu Anular olarak zaten belirtiyor. Anaklılardı diyor. Bu evet, Sümer'de evet. karşımıza çıkan direkt Anunnakiler. Ve bunların Anunnakilerin betimlemelerine baktığımız zaman oradaki Sümer mühürlerinde özellikle böyle silindir şeklinde mühürleri var. Kil tabletlerinin üzerinden geçiriyorlar ve o mühürün izleri çıkıyor. Bu şekilde geleceğe bir not bırakıyorlar ve bu notlarda görünen semboller işte kartal yüzlü, aslan yüzlü, evet. insan yüzlü bir takım varlıklar. Evet, ve bunun bir tanesini dev olarak daha büyük diğerlerini daha küçük olarak betimleyen şekiller evet. var. Bunların tabii Nuh tufanına da baktığınız zaman bunları yani bu surette olan varlıkları ilah edindileri yani onlara tapmalarından kaynaklanan bir tufan hikayesi oluyor. O zaman şöyle diyebiliriz. Bunlar kimdi? Bunlar bu başlığı tanrı diye taptıkları ve putlaştırdıkları şeyler nelerdi? Bunların üzerine gitmek lazım. Evet. Bu gözcüler ben bu konuda... Şöyle sen unutma sözünü. Şimdi biz nereden başladık? Nuh tufanından başladık. Bu içinde yaşadığımız dönem. Şimdi burada Anunnakilere falan gelince hem Necm suresinde hem de diğer şeylerde geçen mesela Bakara suresinde daha önceki dönem ta Adem'den başlayan Adem İblis hikayesine de girmek lazım. O da insanlığın gizli tarihi. Şimdi oradaki şeyler de çok acayip bütün şeyler. Bütün mesele oraya dayanıyor yani zaten. Bütün mesele oraya dayanıyor. Orada şey var yani Allah'ın yarattığı yaratıklar var. Onlar bir karar veriliyor. İnsan diye bir şey yaratacağım ben. Ve onu dünyaya halife yapacağım. Halife demesi zaten çok enteresan. Orada diyor ki burada daha önceden yaşayan yaratıklar var. Onların yerine insan gelecek. Zaten şu anda içinde yaşadığımız kavga dövüşün de kökeni oraya dayanıyor olabilir.
Şimdi burada iblis karşı çıkıyor. Ama istersen halife meselesini de aç. Halife demek sonradan gelen, birisinin sonradan yerine gelen demek. Halife olduğuna göre bir de bunun selefi olması lazım. Evet. İnsandan önce yine insanın muadili olan akıllı bir canlı varlığın yeryüzünde yaşıyor olması lazım. Yani şimdi bu Adem iblis meselesi çok hem derinde insanlığın en gizli tarihi, hem de burada sanki yaratıcıyla onun yarattığı bir yaratık insan üzerinden bir tartışmaya giriyor. Ve bu tartışmada sanki iki yaratık, iki güç alanı birbiriyle tartışıyormuş gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Ama yaratıcıyla onun yaratığı nasıl tartışıyor, bu tam anlaşılamıyor. Bunun neticesinde bu iblis denilen yaratık insana gelip, hem de olmaması gereken bir yerde, cennette, kandırıp ondan yan bir dal oluşturuyor ve onlar birlikte dünyaya geliyorlar. Bunun neticesinde insanlık tarihi başlıyor, gidiyor. Evet. Yani şimdi bu mesela böyle. Bunu Zekeriya Sıhhin ardılık kanununda açıklıyor. Bu da çok önemli. Bu ardılık kanunu biz bütün şeylerde, ritüellerde görüyoruz. İsrailoğulları ısrarla takip ediyorlar bu kanunu. Burada şu var. O Zekeriya Sıhhin'in söylediğine göre bir gezegen vardı. Marduk gezegeni. Burada bir kral vardı. Kralın birinci oğlu oldu. O oğlu normal şartlarda onun yerine gelecekti. Ama kral kendisine yakın akraba bir kadınla evlendi. Ondan bir oğlu daha oldu. Öbür küçük oğul babası ölünce meclise başvurdu. Dedi ki ben geçmem lazım başa. Onu incelediler. Gerekçeni söylediler. O da dedi ki annemin genleri babamın genlerine yakın olduğu için benim genlerim babama en yakın. O yüzden benim geçmem lazım. Şimdi şöyle bir durum var. Sümer'de de var, Mısır'da da var. Bu krallığın, yeryüzündeki hakimiyetin tırnak içerisinde tanrılardan insanlara devrolduğu anlatılıyor. Mesela bu Mısır'da Rahip Meneto'nun kayıtlarında geçiyor. Tanrılardan yarı tanrılar, o demigods diye. Gods, demigods, ondan sonra insanlar, humans. Burada bir şey var. Bir selef var, tanrı diye tarif ettikleri. Ondan sonra bir yarı tanrılar var. Yani insanlarla tanrıların birleşerek ortaya çıkardıkları bir melez ırktan bahsediyor. Daha sonra da insanların krallığı sürdürmesinden bahsediyor. Sümer'e baktığımız zaman yeryüzündeki gözcü tanrılardan bahsediyor. Buna Anunnakiler diyor ve binlerce yıl yaşayan varlıklar olarak tarif ediyor Sümerler bunu. Mısırlar da bunu binlerce yıl yaşayan varlıklar olarak tarif ediyor, bu tırnak içindeki tanrıları. Şimdi bunlar, bu listelerde isimleri de var. Utnapishtim, Hazreti Nuh'a denk geliyor karakter olarak, isim olarak. Mısır, ondan sonra Gılgamış'a denk geliyor. Mısır kral. Bu şeydekinde söylediğim Sümer listelerinde Gılgamış destanında geçiyor. Ondan sonra Gılgamış'a geliyor. Gılgamış'tan sonra da zaten normal şey oluyor. Yani normal insanlara geçiyor. Tabii insanlara geçiyor. Şimdi burada çok garip bir şey var. Mesela Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti Nuh'un karşısında olanlar diyorlar ki sen bizim gibi bir insansın. Aynı bizim gibi, hatta insan kelimesini de kullanmıyor. Beşer kelimesini beşer kullanıyor. Sen bizim gibi beşersin. Sana uyanlar diyor ki işte aramızdaki aşağılık alt kademedeki insanlar diyor. O bir sınıf ayrımına gittiği de orada o toplumun ortaya çıkıyor. Şimdi bütün bunları biz bir araya getirdiğimiz zaman tabii ki onların tanrı dediğini biz tanrı olarak algılamayacağız. Bir üstün varlık olarak veyahut da güçlü uzaylı gibi bir şey görmüş olması lazım ki bunları tanrı şimdi diye tarif etsinler. Bunu aslında tam böyle ortadan ikiye böleceğiz. Birisi Deccal tarafı, diğer bir tarafı ise Rahman tarafı, Allah'a inananlar tarafı. Deccal tarafına Kabil soyu diye not alalım. Evet. Kötülerin, katilin olduğu bir soy. Diğerini de Habil diye ayırabiliriz. İyilerin soyu olarak ayırabiliriz. Şimdi Nuh tufanına gelesiye kadar şöyle bir süreç de var aslında. Tevrat kökenli tufan anlatıldığı zaman Sümer metinlerine dayandırılıyor. Ve Anu dediğimiz, Anunnakiler dediğimiz bizim yorumumuz bunlar ifrit soyu. Hatta çok kısa bir cümle ekleyeyim araya. Şeytan ve soyu sizi onların sizin onları görmeyeceğiniz bir yerden gözlerler. Gözcü şimdi şeyi orada da. Burada, evet, evet. Burada Deccal ne yapacak? Şeytan ne yapacak diyelim. Ben Tanrı'yım diyecek. Sizi ben yarattım ve evet, kendini Tanrı ilan ettirecek ki yoldan şaşırsın. Bunu yapabilmesi için de yaptığı, yani geçmişten bu zamana geldiğimizde
İblis ifritlendir diye ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Yani o da cinlerdendir. Cinlerdendir diye ayet var. Var. Kehf suresi 55'te geçiyor. Ve şimdi bu cin soyunu ifritle aynı soy olarak gördüğümüz zaman bunu mesela Zekeriya Sitkin Annakileri nasıl anlatıyor? İşte Marduk'tan geldiler. Dünyada bir insan yaratmak istediler. Muhtelif insan türleri yaptılar. Denemeler yaptılar. Bunlar aslında dünyada maden işçisi olarak altın çıkartacaklardı. Altın ihtiyaçları vardı. Bunları ilk başta köle olarak yarattılar. Ve dönem dönem en sonunda Homo sapiens'i oluşturdular. Bu yüzden de ara fosil bulunmuyor. Çünkü bunlar deneyler sonucu oluşmuştur. Evet. Yani bu genetik müdahale yapılmıştır. Bundan dolayı da bu şekilde bağlıyor ve bunu da Sümer metinleriyle Tevrat'ı desteklemeye çalışıyor. Diğer taraftan Kur'an buna ne cevap veriyor? Şimdi Kur'an diyor ki Sümer metinlerinde geçen bu tamlamalar aslında ifrittir diyor. Evet. Açık ve net. Bunları ilah edindiniz diyor. Sakın diyor buna inanmayın. Bunlar peki ya da gözcüler bu olay yanlıştır demiyor. O olayın kendisini anlatıyor ama siz bunlara tapmayın şeklinde onun itirazı var. Evet. Ama orada onları yapmak istediği bir şey var. Kurdular diyor. Dikkat et. Yani, tuzak kurdu. Bunların en büyük tuzağı bu. Yani Allah Teala Tevrat'ta direkt olarak diyor ki Kur'an-ı Kerim. Bunlar size tuzak kurdular. Bu tuzak neydi? İşte bu tuzak, bu ifrit betimlemelerini melek diye göstererek ya da gözcüler olarak insanlara inandırarak o soydan gitmeleri, onları takip etmeleri. Zaten bundan dolayı da tufan oluyor. Bir de burada gelecekte var, değil mi? Kısa bir cümle söyleyeyim sana. Öyle. Senin bir teorin var. İstersen ondan biraz bahset diye açacağım o meseleyi. Tevrat'ta beni Elohim diye yani tanrıların oğulları, tanrı oğulları diye tercümesinde de öyle geçiyor. Evet. Kelime anlamı da bu zaten. Ama tabii orada kime göre yine tırnak içerisinde söylüyoruz. İnsan kızlarını beğendiler. Onlarla evlendiler. Onlardan çocukları oldu diye bir anlatımdan bahsediyor. Şimdi iki farklı türün birleşmesi ve ortadan bir melez ırktan bahsedilmesi var. Evet. Bir de Kur'an-ı Kerim'de la takrabu hazihi şecere ayeti var. Ben onu söylemeyeceğim, sana bırakacağım. Sen istersen onu biraz aç. Şimdi bu zaten bak, bütün anlattıklarımız Adem, şeytan, Allah, bunların arasında geçen bu tartışmalar. Şimdi bu Sad suresinde Peygamberimiz bir ayetin, yani Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin doğru olduğunu anlatırken şöyle bir örnek veriyor karşısındaki insanlara. Diyor ki ben diyor, Sad suresi 10. ayet bu. Ben nereden bilecektim? Meleği aladakilerin birbirlerine husumetle tartışma yaptıklarını. Onları size anlatıyorum. Anlattığı şey ne? Anlattığı şey şu. Allah insan diye bir şey yaratmak istiyor. Bu daha önce var olan iblis denilen bir soyun işine gelmiyor. Ayrı bir soy. İnsan denilen ayrı bir soy yaratacak. Ve buna dünyayı veriyor. Ama iblis denilen soy daha önce dünyada yaşayan bir soy. Şimdi bütün kavga, itiraz buradan çıkıyor. İblisin itirazı şu, ben ondan önce yaratılmış bir varlıkken onu nasıl yaratırsın? Bunun üzerine melekütten kovuluyor. Onun yaptığı şey de şu, biraz önce anlattı Olgun Bey, bu gözcüler, şunlar, bunlar, yan bir soy, melez bir soy. Nasıl oluyor? Hiç olmaması gereken yerde, cennette geliyor diyor ki, şurada bir ağaç var, bu ağaçtan yersen hem ölümsüz olacaksın hem de çok büyük bir saltanata sahip olacaksın. Bu söz başlı başına olmaması gereken bir söz. Çünkü zaten cennette hem ölümsüzlük var hem de büyük bir saltanat var. Şimdi insan buna nasıl inanıyor? Bu şecereyi nasıl anlayacağız? Şecereyi aslında baktığımız zaman nüfus kütüğü veya soy kütüğü diye çevirebiliriz. Ağaç diye çevirmişler. Melekler gibi ebedi, melekler gibi ya da ebedi... Ebedi yaşayacaksın. Ebedi yaşayacak. Şimdi, yaşamak ister misiniz? Ağaç diye çevirmişler. Ağacın meyvesi elma mıydı? Armut muydu, buğday mıydı hep tartışmışlar. Gerçi meyveden bahsetmiyor. Yani la takrabu hazihi şecere demek bu ağaca dokunmayın demek. Veyahut ama da la yaklaşma. Ağaç. Ama şimdi şöyle bir şey, soy ağacı diyoruz değil mi? Yani soy kütüğü diyoruz ki oradan geliyor işte şecere. Tabii kelimesi şecere, oradan geliyor. Soy kütüğü demek.
Şimdi burada yaklaşma kelimesi de takrabu. Takrabu zina ile ilgili bir ayette geçiyor. Akraba olma demektir. Yani zinaya yaklaşma dediği zaman sana ayet, sen bu işte buradan bir çocuğun olmasın. Yani buradan kayda girmemiş bir soy oluşturma. Yani kayıtsız, izinsiz bir iş yapma. Yakınlaşma. Demektir. Yakınlaşma, bunun manası bu. Akraba olma. Aynı kelime burada da geçiyor. Şu ağaçla dediği şey, şu soyla akraba olma. İşte sizin söylediğiniz melez bir topluluk. Bunun manasını şeytan geldi, hiç olmaması gereken yerde kandırdı ve oradan insanlık türünün olmaması gereken ikinci bir melez dalı oluştu. Bu melez dal aslında kısır bir dal. Aynı bizim merkeple atın birleşmesinden oluşan katır gibi. Katır diye bir şey olur. Bunların kromozomları uyumludur. Fakat bu kısır olur. Katırın soyu devam etmez. Saracığım, burada da böyle bir durum var. Üzerine tekrar basarak söyleyelim. Söylediğin cümleyi. Cennette geçiyor insanın evet. Yaratılışı. Aslında Adem'le Havva orada var. Deniyor ki bizler cennet kavramını artık ölümsüz ve ebedi olarak bizim bildiğimiz bizim şu ahiretten farklı bu. İşte onu oraya geleceğim. Biz nasıl biliyoruz cenneti? Sonsuza dek artık öldükten sonra sonsuza dek yaşayacağımız yer. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Adem'le Havva'nın şeytanla karşılaşması ve şeytanın kandırması noktasında şeytan şöyle kandırıyor. Siz melekler gibi ya da ebedi olmak ister misiniz diyor. Şimdi eğer cennette demek ki o yaratılan cennette ebediyet söz yok. Konusu değil. Değil, evet. Eğer öyle olsaydı zaten Havva kanmayacaktı. Tabii. Ben zaten ebediyim. Ben zaten ebediyim burada. Sen bana ebedi olmak ister misin diye soruyorsun. Ama ben zaten ebediyim. Niye kanayım ki? Diyebilirdi. Ama ne deniyor orada? Buradaki cennette demek ki buradaki geçen cennet farklı bir yer. Farklı bir yer olduğu gibi bunu Tevrat kökenler Adın cenneti diye Aden'den bahsedip bunun aslında dünyada bir yer olabileceği yorumluyorlar. Evet. Ama bu cennet senin konuna gireceğiz. O cennetten kovulmaları da nasıl oluyor? İnin aşağıya. Buradan istersen sen devam edebilirsin. Şimdi bir cennetten aşağı inin denmesiyle dünyaya inilmesi meselesi var. Bütün kitaplar bize bunu bu şekilde aktarıyor. Şimdi bir meşhur, dünya ünlü meşhur fütürist Michio Kaku diye bir profesör var. Ve bunun konuşmalarında anlattığı ki çok başka bilim adamlarının da söylediği bir olgu var. O da şu: İnsanoğlu yüzyıllar içerisinde, binlerce yıl içerisinde, ki bu binler yılı çok kısa, böyle bir saniye gibidir. Yani bu gezegenlerin tarihine veyahut da türün tarihine baktığın zaman kısa bir zaman aralığıdır. İşte ne oldu? Yerleşik topluma geçiyor, şeyler kuruyor, medeniyet orada gelişiyor. Ondan sonra işte endüstri devrimi geliyor, iletişim devrimi geliyor. Kademe kademe insanoğlu yükseliyor. Ve öyle bir yere gelecek ki, bugün uzay zamanla alakalı, gravitasyonla alakalı, CERN'deki deneyle alakalı, bütün bu gelişmeler en nihayetinde bizi gezegenin olaylarına müdahale edebilme gücü, daha da ötesine bir adım sonrasında da uzay ve zamana müdahale edebilme gücünü bize beraberinde getirecek. Yani uzayı zamana büküp zamanda yolculuk yapabilme kavramını beraberinde getirecek. Belki 50 sene, belki 100 sene sonra, ama ne kadar sonra olduğu da hiç fark etmez. İşin içine zaman yolculuğu devreye girdiği anda milyonlarca yılın bile artık hiçbir anlamı yoktur. Zaten o bir İnsanoğlunun gittiği bir yerde şey, o sıçrama, kaderi değiştirme gücü elde ediyorsun. Şimdi böyle bir şey olduğu zaman paradokslar da ortaya çıkıyor. Mesela Predestination diye bir film vardı. Ve filmdeki karakter geçmiş zamana gidiyor. Bir bebek yetimhanenin kapısının önüne koyuluyor. Daha sonra bebek büyüyor. Büyüdükten sonra birisiyle tanışıyor. Ondan çocuğu oluyor. Ondan sonra çocuk olduktan sonra meğerse çift cinsliymiş o kişi. Cinsiyeti değiştirilerek erkek oluyor. Ve en sonunda şu ortaya çıkıyor ki o erkek olduktan sonra geçmiş zamana gitmiş, kendisinin dişi haliyle birlikte olmuş
ve oradan bir çocuk doğmuş. O çocuk da kendisiymiş ve kendisini gidip yetimhanenin kapısına koyan da kendisiymiş. Ne annesi var, ne babası var. Öyle bir paradoks çiziyor ki ortaya paradoks bir... Paradoks ne demek, onu anlamamız lazım o zaman. Paradoks demek bir açmaz demektir. Diyelim ki mesela örnek paradoks verelim. Zamanda yolculukla alakalı çok meşhur büyük baba paradoksu vardır. O da şudur. Bir zaman yolcusu geçmişe gider. Daha babası bile doğmadan dedesini öldürür. O zaman dedesini öldürdüğü anda babası doğmayacağı için kendisinin de doğmaması lazım. O zaman doğmayan bir kişi nasıl oldu da gitti dedesini öldürdü? Demek ki o dedesini öldürememesi lazım. Öldürmeyince o zaman doğması lazım. Bu sefer tekrar öldürüyor. Bu kısır yani döngü dönüyor. Şey oluyor. Yok, kısır döngü kısır değil. Kısır döngüye şöyle, dönüşüyor. Ama burada paralel evrenler teorisi bunu bir şey getiriyor. Birbirine zıt iki tane gerçeklik bir arada yaşanmaya başlıyor. Kainat sanki ikiye ayrılmış. Benim anlattığım bu. Yani aynı şekilde bu aslında konuya bağlayalım bunu. Çoklu evrenler teorisiyle açılıyor. Şimdi bunu niye anlattım? Evet. Şimdi burada eğer insanoğlunun galaktik bir düzeye ulaşıp uzayı ve zamanı bükebilir hale geldiği zaman işler çığırından çıkıyor ve paradoks ortaya çıkıyor. Şimdi burada bütün bu mesele zamanda yolculuğu kullanabilen bir farklı soyun, yani insanoğlunun, ki bu Kabil Habil'i öldürmüştü. Habil öldükten sonra Adem'le Havva'nın Şit adında bir çocukları daha oldu ve oradan bir nesil türedi. Yine baktığımız zaman Enoch kitabında şeyden bahsediyor. Kabil'in soyundan bahsediyor ve Kabil'in birleştiği, kendisinden çocuklar yaptığı türün tıpkı bir bilim kurgu filmi anlatır gibi. Enoch kitabı sanki bir uzaylı kitabıdır yani. Baktığınız zaman biraz mitolojik dile yazılmış bilim kurgu kitabıdır. Uzaydan gelen, gökten gelen varlıklardan bahsediyor. Gibi otantik de bir kitaptır. 1700'lü yıllarda ilk kez bulunduğu zaman biraz şüpheyle karşılandı ama daha sonra 1940'lı yıllarda Ölü Deniz yazmaları, Kumran yazmaları ortaya çıktığı zaman bunların 2000 yıldan daha öteye dayandığı otantik metinler olduğu da ortaya çıktı. Ama içerisinde öyle bilgiler var ki insanoğlunun uzaylı bir takım varlıklarla birlikteliği ve şeyi, o yüzden apokrif ilan edildi. Yani yasaklı kitaplar. Ezekiel suresini kutsal kitapta incelediğin zaman da kerubi meleklerini anlatırken tekerleği vardı, ışık hızında gitti, işte dönüyordu vesaire, tamamen böyle bir kavramı anlatıyor. Kerubi meleklerini de orada keza betimliyor. Yani tabii bu insanoğlunun gizli tarih yani, dediğimiz. Yani de, uzaya bir şekilde dayanıyor. Bir de şöyle, bütün yani, mitoloji şimdi, bize bunu şey anlatıyor. Şu da var. Eğer bir yerde iki farklı boyutta bir şeyden hızlı akıyorsa ya da yavaş akıyorsa zaman farklı bir boyutta olması lazım ve ışık hızını geçirmesi lazım. Bunu bütün fizik ispatlamış, belgelemiş durumda. Zaten Kur'an-ı Kerim'de bunu destekleyen birçok ayet var. İşte sizin nezdinizde şeyde geçen tabii, hafta tabii. Ben Nuh tufanı konusunu tartışırken bir ayetten örnek verdim. Yasin suresi 41. Orada sanki şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim soyumuz şu anda, bizim gelecekteki nesillerimiz tufanı yaşamışlar. Oradan kaçmışlar, gelmişler. Geçmişin en başına gelmişler. Bizim atalarımız olmuşlar. Yani bizim torunlarımız bizim atamız olmuşlar. Bu da paradoks. Yani şimdi mesela yedi uyurlar ama bu Yecüc Mecüc saldırısı da bir paradoks. Yedi uyurlar, onu anlat. İşte o mesela zamanda yolculuğu ispat yani eden bir işte şey. İşte 300 yıl ileri, buna ilaveten 9 yıl gidiyor. Ne kadar kaldınız diye soruyorlar. İşte bir saat, belki daha az, kimi diyor bir gün. Yok diyor, 300 yıl ve buna ilaveten 9 yıl ileri gittiniz ve geri geldiniz diyor. Yani bir de giderken yanlarında hani rüya gibi de gidilmiyor orada. Yanında parayla gidiliyor. Tabii. Yani madde, evet, transferi madde de var. Ve orada ileriki zamanda diyorlar siz tarihi eser kaçakçı mısınız? Bu parayı nereden buldunuz diye. Bunlar kaçıyorlar ve geri zamana geliyorlar. Şimdi bunlar ve buna benzer birçok alet. Şimdi, zaman boyut farklılığının olduğu ayetler birçok yerde Kur'an-ı Kerim'de gösteriliyor. Bu noktada zaman yolculuğu eğer ki Kur'an-ı Kerim'e inanıyorsak var olduğunu kabul etmemek imkansız. Açık ve net şekilde orada gösteriliyor. Kehf suresi baştan sona. Tabii bu zaman yolculuğu da olduğu zaman bunun iki tarafında olduğunu düşündüğünüz zaman iki bağ olarak da gösterdiğiniz zaman bunu, ki Kehf suresinde aslında iki bağ sahipleri belki buna örnek olabilir.
iki bağın savaşı vardır. Belki işte iki bağın savaşı nereden bağlanıyor? Biraz önce neden bahsettik? Adem ve İblis'in birbirlerini düşman olmasından bahsettik. Değil evet. Mi? Şimdi bütün oradan başlayan hikaye geliyor geliyor bu zaman yolculuğu, zaman yolculuğunda zamana müdahale ederek kaderini değiştirmesi ve buradan dünyaya bir başka ırkın saldırısı ve o saldırının Zülkarneyn tarafından engellenmesi. Bütün bunlar bizim şu anda içinde yaşadığımız bu gün, şu günde bulunan bu kargaşa ortamını bile oluşturan sebepler aslında. Hızır yani, türküsü vardır. Çocukluğumuzdan beri hep böyle evet. Söylerler. Yani belki benim anneanneme de söylüyorlardı. Onun anneannesi ona da söyledi. Evvel zaman içinde diyor başlıyor. Evet. O da zaman yolculuğunda. Kalbur zaman içinde. Deve tellerken, preberberken ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallarken. Yani paradoksun en güzel anlatımı. En güzel anlatımı. Bunu biz çocukluğumuzdan beri hep dinleriz. Ama baktığın zaman tamamen zamanda. Evet, yani o yolculuk. Evvel zaman içinde dizeleri üzerinde çok durduğum bir şeydir. Yani çok ilginçtir. Çünkü onun içerisindeki bütün cümlelerin aslında belki bir açılımı da olabilir. Nasıl başlıyor? Bir varmış, bir yokmuş. Yani sanki kuantum fizik formüllerinden fırlamış bir cümle gibi. Bir varmış, bir yokmuş. Artı bir ve eksi bir. Şeylerde var. İkisi bir araya gelince eşittir sıfır. Varlık ve yokluk ikisi bir arada var oluyor. Var ve yok şeyde, olasılıkta bir ve sıfır diye anlıyor. Mesela Aşkın Tuna var. Biliyorsunuz programlarımıza gelmişti. O da bir şey şiir hatta beste de yapılmış. Tabii, onu okuyordu. O şeyi söylüyor. Ne içindeyim dönünmez zamanın. Dönünmez akşamın ufkunda mıydı o muydu? O da var. Yani ne içindeyim zamanın bütün dışında. Tabii onun çok güzel anlattığı bir şeydi ama bu bir varmış bir yokmuş meselesinde ben biraz daha takılıyorum. Onun devamında mesela evvel zaman içinde. Evvel kelimesinden sonra bir virgül koyarak okuduğunuz zaman evvel zaman içinde. Evet. Yani geçmiş zamanın içinde. Buna kuantum mekaniğinde tekillik deniyor bu duruma. Yani bunun gibi devamı da işte en son düğümlenip dananın kuyruğunun koptuğu nokta ise ben dedemin beşiğini veyahut da ninemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Şu çıkıyor ortaya. Biz bu dünyanın gizemli tarihini anlayabilmemiz için buradaki olan biten olayların hepsini bunlar geçmişte olmuş dersek yanılırız. Bunların gelecekle çok yakın etkileşim var ve bu gelecekle etkileşim nasıl oluyor deyince ama bu anlattıklarımız işin içine giriyor. Şey yapmak zaman lazım, yolculuğu yani işin içine giriyor. Koymak lazım. Zaman yolculuğunu işin içine koyduğun zaman artık geçmiş, gelecek bir kalmıyor. Şey kalmıyor ortada. Kadere öyle müdahale edebiliyorsun. Kalmıyor. Ki bu olduğu zaman diyelim ki gelecekte olduğunu varsayıyoruz. Birileri bunu bulduğu zaman bunun muhakkak geçmişe gitmesi lazım. Geçmişe seyahat etmesi lazım ve bunun bir takım buralarda izler bırakmış olması lazım. Ve bunların bıraktığı bütün izleri biz mitolojik bir dille birçok söylencenin içerisinde bir bilim kurgu filmi anlatımı şeklinde izliyoruz ve evet. Okuyoruz. İşte o bilgilerin çoğu gelecekten gelmiş bilgiler. Hatta bizim geçmişten geliyor diye gördüğümüz birçok sembol bile geleceğin malı olabilir, gelecekten gelmiş, gelecekte bir şey ifade eden onlar semboller olabilir. Yani bunlara mesela bu Mührü Süleyman dediğimiz bugün İsrail bayrağındaki yıldız da dahildir. Yani geçmişte çok kullanılmış olan bu sembol, geçmişte hiçbir manası yok. Güç sembolü olarak bakılmış, kudret sembolü olarak bakılmış ama bugün bakıyoruz apayrı bir yerde başka bir konumda bulunuyor ve geleceğe doğru da o geçmişteki bütün o güç kudret şeylerini sanki üzerine toplayan ve dünyayı değiştirmek isteyen bir sistemin sanki sembolü gibi karşımıza çıkıyor. Ki bu değiştirilmek istenen bütün sistem çok ciddi bir motivasyonla tarihten gelip hala bugün de devam ediyor. Mesela bugün Orta Doğu'da veyahut da dünyanın birçok yerinde bunun yapılan karmaşayla, savaşla, çatışmalarla bunun izlerini görebiliyoruz. Katılır mısınız buna? Görüyoruz, ben katılıyorum. Ben onu kitaplarımda da çok yazdım. Yani bu geleceğin etkisi, yani gelecek etkisi diye bir şey. Ben özellikle onun üzerinde duruyorum. Mesela bu Müştak Baba'nın şiirlerinde de var. Bir sürü Osmanlı aliminin şeylerinde var. Hadislerde var. Hadislerde dünyanın kutuplarının yer değiştireceği açık bir şekilde anlatılmış. Güneş batıdan doğacak diyor.
Şimdi bu nasıl olur? Dünya kutupları yazmış. Ayette var. Şimdi bakıyorsun mesela Kur'an nasıl açıklan? Güneşin batından doğması. Ayetlerde de var. Kehf suresinde var. Ama evet, hadi tamam. O bir yoruma bağlı diyelim ama hadiste açık var. Ancak onu şey ama NASA ne yaptı? Açıklama yaptı. Dedi ki 2-3 derecelik olan kutup kayması 11-12 derece yükseldi. Son 1-2 sene içerisinde. Benim kitaplarımdaki şeylere göre 2100 yılına kalmaz kutup kayması, dünyanın kutuplarını yer değiştirmesi. Tabii şunu da söylemek lazım. Yani hadis konusu dediğimiz zaman tartışmalı bir konu. Sonuçta rivayete dayanan bir mesele ama Kur'an-ı Kerim'de iki doğunun, iki batının Rabbidir vesaire şeklinde doğuların sayısının fazla sürmesi veyahut da batının. Şimdi burada kutup kaymasını, kutupların yer değiştirmesini şeye koyduğumuz zaman, işin içine koyduğumuz zaman doğu ve batının yeri zaten değişmiş oluyor. Evet, onu da ifade ediyor olabilir ama orada ben başka bir yorumum da var. Orada madde antimadde dünyalarını ifade ediyor olabilir diye yorumluyor. Çiftlerken madde antimadde de evet, anlatılmış olur. Ama şu var, yani hadislerin çoğunda Mehdi zamanı, bu Armagedon savaşı, şimdi Armagedon'a mı gidiyoruz gitmiyoruz falan filan televizyonlarda çok tartışma var. Şimdi bunlar tek tek anlatılmış. Ne olacak, ne bitecek, neden sonra ne olacak, işaretleri nedir? Bunlar nasıl olabilir? Gelecekten bir bilginin gelmiş olması lazım. Mesela şey var, eski Mısır'ın Ölüler kitabında zaman iki farklı kavram şeklinde tarif ediliyor. Ve bunlardan bir tanesi için Neneh kelimesi geçiyor, diğeri için Dijet geçiyor. Bir tanesi normal sürekli akan, bizim bildiğimiz manada bir zaman, bir diğeri de askıda duran, bütün olayların, geçmişin, geleceğin ve şimdiki hepsinin bir film şeridi gibi üst üste duran bir zaman. Yani bugün kuantum fiziğinin bize önümüze koyduğu bilgileri eski Mısır'da Ölüler kitabında karşılaşıyoruz. Mesela Olgun Bey'e de soralım. Bu tarz bir benzetme veyahut da zamanla ilgili olabilir veyahut da uzayla ilgili olabilir. Eski özellikle incelediğiniz toplumların mitolojilerinde rastladığınız bir şey var mı? Mesela İskandinav'da olabilir, Mezopotamya'da olabilir. Veyahut da illaki yani zamanla, zaman üzerinden... Zamanla ilgili şöyle diyebiliriz. Bu Kuasal Kotal hikayesinde Chosworth Mu kıtasında battığını, işte bunun Pasifik Okyanusu'nda olduğunu, bir tarafta işte Japonya ile Güney Amerika'nın arasında bölge olduğunu ve Kuasal Kotal'ın oradan Amerika kıtasına geçtiğini söylüyor. Ve oradaki sembolü de bakıyor. Ve oradaki kavim diyor ki Kuasal Kotal için, güneşin doğduğu yerden gelecek, güneşin battığı yerden geldi. Güneşin battığı yerden geldi ki Mu'yu da güneş ülkesi olarak söylüyor. Güneşin battığı yerden geldi ve o kavim güneşin doğduğu yerden gelecek diye bekliyor. Ve bunu Venüs'e, başka bir gezegene, başka bir gezegene gittiğini, başka bir zamana gittiğini ve oradan dönecek diye bekliyorlar Kuasal Kotal'ı. Tabii bu Kuasal Kotal efsanesi ve hikayesi ta Tolteklere, Mayalara kadar geliyor. İşte orada karşımıza Pakalvotan diye çıkıyor, Kukulkan diye çıkıyor. Ve bakıyorlar ki bir gün denizden böyle gemiler geliyor. Oo diyorlar, Kuasal Kotal'ı da bilmiyorlar tabii. Geliyor. Kuasal Kotal güneşin doğduğu yerden geliyor diyor. Beyaz bir de insan, beyaz insan. Onda sakallı beyaz. Halbuki İspanyol Cortez geliyor. Cortez evet, gelince de zaten hani o kavmin tamamını yok etmelerini ve biat etmelerini ve oradaki belgeleri yok etmelerinin sebebi Cortez'i Kuasal Kotal zannetmeleri. Direniş göstermiyorlar. Direniş göstermiyorlar. Boyun eğiyorlar direkt. Boyun eğiyorlar. Tabii o yazmaları da incelediğimiz zaman bu Maya takviminde hazırlayan kişi Kuasal Kotal diye geçiyor. Ve oradaki takvimi de güneşteki lekelerin, güneş patlamaların lekelerin 11 yılda bir döngüyle patlıyor. Buna göre takvimini hesaplayıp yazılıyor. Keza bu ne zaman olmuş ve hatta... Bunun şeyi de var. Zülkarneyn'le ilgili de bağlantısı var değil mi? Zülkarneyn'le var da bak şu söylediğine bir ekleme yapayım. Şimdi burada bir takvimden bahsediyoruz. Peki taş devri insanlarıysa bunlar, bu takvimi nasıl yaptılar? Bu kadar gökyüzünü nasıl gözlemlediler, kayıt tuttular? Bu geçmişte ileri bir medeniyetin olduğunu gösteriyor, bir bilimin olduğunu gösteriyor. Yine aynı yere geliyoruz, dayanıyoruz. Geçen programda benim iddia ettiğim bu Antarktika medeniyeti
gerçekten olabilir. Antarktika medeniyetin kaynağını da gelecekten gelenler oluşturmuş olabilir. Şimdi Olgun Bey'in Anadolu kitabında ben tekrar böyle ek kameraya da doğru da tutayım. Bu ilginç fenomenleri Zülkarneyn meselesiyle çok akla yatkın bir şekilde bağlantılandırıyor, ilişkilendiriyor. Oradan bir kara delik mevzusu var. Yani güneşin doğduğu ve battığı yer derken bir güneşin kara deliğe batması mevzusu var. Onu biraz açalım mı? Evet. Yani şöyle, tabii Zülkarneyn seferlerini yaparken kara delik tekilliğini kullanarak yaptığı düşüncesindeyiz. Ve bu noktada zamanda yolculuk yapıyor diyebiliyoruz. Bunu daha önceki programlarda çok konuştuk. Yani tekrar hani bunun detayına girmek istemiyorum. Tabii bu noktaları araştırdığımız zaman bunun yapmış olduğu seferlerin yerlerini inceledim. Özellikle kitapta onu da anlattım. Olabilecek yerlerde. Çünkü Zülkarneyn şimdi öyle bir şey ki tarihteki kişiler, hatta günümüzde bile önemli kişiler, caddelere, sokaklara ismini veriliyor. Geçmişte de hep öyle olmuştur. Evet. Ve bu tip yerleri araştırdım. Yani Karn isminin geçtiği bölgeler nereler? Zülkarneyn'deki Karn ismini işte. Halikarnos bile. Oradan geliyor olabilir. Kelime olarak aynı. 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 Karnak. Tabii aynı. Karnak var. Sörn var. Tabii şu çok net ve açık. Tolteklerin başkentinin ismini Quetzalcoatl veriyor. Geçmişten geliyor oranın başkentinin ismi. Ve manası uzak kuzeydeki ülkenin adını veriyor. Rengeon'un bunu kitaplarında söylüyor. Tuğl'dan, Tulkarnak'tan adını alıyor ve oraya Tula ismini veriyorlar. Şu anda Tolteklerin başkentini isteyenler Google'dan bakarlar. Adı Tula. Bu İskandinavlarda Tulkarnak olarak karşımıza çıkıyor. Yunan mitolojisinde yukarısı yine Hyperborea diye geçiyor. Bakın, Hyper yüksek demek. Borea, Boreas'tan geliyor. Boreas bildiğimiz rüzgar, Boran olarak geçiyor bize de. Bora. Kuzey rüzgarı. Bora. Bora olarak geçiyor, pardon. Bora olarak geçiyor. Bunun adı da Odin'in babası Buri'den geliyor, rüzgar tanrısı gibi. O Odin'in hatta, şeyi nasıl? Hatta, iki boynuzu galiba onun değil mi? Boreas'taki o rüzgar, Hyperborea kelimesi, Boreas şimşek kadar hızlı gidiyor. Şimşek kadar hızlı gidiyor. Hatta Burak ismi bile buradan geldiği söyleniyor. Çünkü Bur kelimesinin manasında rüzgar var. Bur'un ismi rüzgarın çıktığı yer. Hatta az önce söylediğiniz bir şeyi çok kısa açarak böyle şey yapayım, oradan devam etsin. Karnein dediğimiz zaman karn boynuz demek. Karnein iki tane boynuz, çift boynuz. Tabii. Karnak'ı da karn zaten aslında aynı kelime. Karnak iki tane olma şey ihtimali mi? Olan. Yani sonundaki ak ekini yine karneine denk düşme mevzusu. Boynuz Tul var. Karnak deyince de Zülkarneyn gibi bir çok ciddi tabii benzerlik oradan var. Oradan benzerlik var da şöyle karn kelimesini açalım. Hem boynuz demek. Ama boynuz sembolik bir yönü onun. Evet. Karn kelimesinin esas manası bir medeniyet dönemi demek. Ak evet. Kelimesi Türkçedir. Hatta proto Türkçedir. Ve manası iki demektir. Mesela en eski Türkçe oguz değil mi? Okuz günümüzde öküz. Ok, ök iki demek. Üz uzuv demek. İki uzvu olan. Boynuzu olan. Yani oradaki ak kelimesi. Karnak'taki ak kelimesi. İşte iki medeniyet dönemine geliyor diyorsun. Zülkarneyn'le eşleşiyor. Iki, zaten Zülkarneyn'in kelime manası iki boynuzlu. Evet, iki medeniyet sahibi. Evet. İki nesil sahibi diye zaten çevriliyor. Evet. Zaten bu kelimenin köklerine indiğimiz zaman, etimolojiye baktığımız zaman bize insanlık tarihiyle ilgili çok ciddi bilgiler veriyor. Zaten bütün insanların bir zaman tek bir dilden, aynı dili konuşan
bir varlık olduğunu bir tarafa koyduğumuz zaman daha sonra işte bu diller ayrılıyor ama en nihayetinde bunu, bütün bunlar bir ortak kökene dayanıyor ve etimoloji bize çok ciddi insanlık tarihine dair sırlar veriyor. Zülkarneyn insanlık tarihinin gizemleri içerisinde önemli bir yer teşkil ediyor ama Zülkarneyn ne yapıyor? Esas işi orada düğümleniyor. Zamanda yolculuk yapıyor. Zamanda yolculuk yapıyor da zamanda yolculuk yaparak ne yapıyor? Kaderi değiştiriyor. Kaderi değiştirdiği şeyde ne yapmıştı? Yecüc Mecüc diye bir yaratıklar var. Bunlar dünyaya saldırıyorlar. Bunları uzaklaştırıyor set yaparak. Şimdi bu Yecüc Mecüc'e baktığımız zaman bunların cinlerden geldiğini anlayabiliyoruz. Ta başa gittiğimiz zaman Adem İblis mevzusuna gittiğimiz zaman da İblis'in de cinlerden olduğunu anlayabiliyoruz. O zaman buradan diyoruz ki dünyaya evrensel bir saldırı var. Burada zamanı kullanan belki insanlığın geliştirdiği en son nesil, belki de dışarıdan gelip insanlığa destek olan Zülkarneyn diye iki dönem yaşamış, iki medeniyet dönemini görmüş ve bu teknolojiye sahip bir güç. Ben insan olduğunu düşünüyorum onun. Ve onun Hızır vasıtasıyla yaptığı kader değişiklikleri ve gelip kendisinin evrensel yaptığı kader değişikliği Yecüc Mecüc'ü uzaklaştırması. Yani bütün dava dünya saldırısı var. Dünyayı ele geçirmek isteyenler var. Onları da uzaklaştırmak isteyen bir sistem var. Geliyoruz karanlığın oğulları, ışığın oğulları. Geliyoruz Agartalılar, Şambalalılar. Bütün anlatılan hikayeler, bütün şeyler, mitolojiler hepsi geliyor. İyinin kötünün savaşı. Bize de anlatılanlar, dini kaynaklarda, mitolojide anlatılanlar hepsi bir yere bağlanıyor. Evet. Şimdi burada en başından beri tanrılar, insanlar ve yarı tanrılar diye bahsettiğimiz o grup var ya, yani Melezık. Tabii burada tanrıya tırnak içerisinde söylüyoruz, yanlış anlaşılmasın. Çünkü eski toplumlar hep gökten gelen o varlıkları, o uzaylıları hep tanrı diye tarif etmişler. Şimdi burada İsrailoğulları nereye koyabiliriz? Olgun Bey, onu söyleyelim ki programımızın da son birkaç dakikasındayız. Son bir sözler gibi de biraz olabilir bu. Yani burada İsrailoğullarına baktığımız zaman onlar da kendilerini en azından Kabala tarafında kendilerini bir şeye dayandırıyorlar. Kur'an-ı Kerim şöyle diyor. Biz ayrı izliyorlar. Hristiyan ve Yahudilerden veli edinmeyin. Veli edinmeyin diye uyarıyor. Veli kelimesini hani Hristiyan bir dost edinmeyin diye çeviriyorlar ama lider demek o. Onları lider olarak görmeyin. Yol gösterici demek. Lider evet, demek. Lider demek. Ya yani onun çizdiği programa da onunla hareket etme. Onu hareket etmeyin. Bu plana uymayın. Siz Kur'an'dan ayrılmayın. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor. Bir de şu çok ilginç bir şey. Yani İsrailoğullarının alemlere üstün kılınması var Kur'an'da anlatılan. O da çok ilginçtir. Onu başka programlarda inceleyebiliriz çünkü incelemek de lazım. Tabii evet. Burada antisemitizmle kesinlikle karıştırılmaması yok. Gereken bir konu. Biz yani o şey olarak din tarafında değiliz. Çünkü biz insanların din, ırk vesaire ayrımının yapılmaması gerektiğini, insanlığın kabul ediyoruz. Gerçek erdemlerden geldiğini savunuyoruz. Bu bağlamda da İsrailoğullarının Kur'an-ı Kerim'in belki yarısından fazlasını ya İsrailoğluna hitapla veyahut da onlardan bahsettiğini gördüğümüz zaman şaşırıyoruz yani. İlginç bir durum. Diğer bölümler de bağlantılı olarak gene ondan tamamı diyebilirsin yani. Böyle olunca da bütün dünya tarihinde, insanlık tarihinde bu kadar önemli bir yer tutuyor olması lazım. Anlamamız ki lazım. Bu kadar şey yapması yani bir kuram konusu yani. Anlamamız lazım yani. Aklıma gelmişken önemli söyleyeyim. Dikkatimi çekti yani belki başka programlarda tartışırız. La ilahe illallah diyoruz değil mi? Açtığımız zaman la yok demek değil mi? Evet. La ilahe. Evet. İlah yoktur diyor. Evet, tanrı yok. İlah yoktur. Tanrılar yoktur, ilahlar yoktur. İlah yoktur diyor. Evet. İlla ki ne var diyor? Allah. İlla ki Allah vardır diyor. Biz bu noktadayız ve illa ki Allah vardır ve bu yolda zaten ilerleyeceğiz. Zaten o şey, istisna kalıbıyla anlattığı şeyler Kur'an-ı Kerim. İlla istisna kalıbıdır. İstisna ile anlattığı şeyler sanki bir bütünün çok küçük yüzdesinden bahsediyormuş gibi görünmesine rağmen aslında o sistemin tamamını anlatan şeydir. Mesela ilahlar yoktur, sadece Allah vardır demesi zaten Allah'tan başka bir şey yoktur, sistemin tamamı budur diyor ama istisna kalıbıyla anlatıyor. Mesela Cin suresinde Allah gaybı kimseye açık etmez illa diyerek bir Resulüne dediği zaman evet. Burada istisna görünen şey aslında gelecekten gelen bilginin peygamberlere verilerek bütün insanlığa yayılabileceğini, geleceğin de bu şekilde bilinebileceğini biz buradan anlıyoruz. Ama bu konular
Uzun sürer, zaman kalmadıysa başka programa atalım bunları. Gayb kelimesi kayıp demek. Kayıp bilgi. Zaten o bilgi kayıpsa ve gaybsa bizim bilme imkanımız var mı? Yok. Eğer bir şey biliniyorsa bu gayb değildir. Bilinmiyorsa gayıptır. Evet. Yani bir de şöyle bir şey olabilir. Tabii ki mesela bir kişiye göre gayb olan, diğer yani bilinmez olan diğer bir kişiye göre de yani bilinebiliyor olan olabiliyor. 100 sene, 100 sene önce yarın yağmur yağacak, işte bu hafta içi iki gün yağmurlu olacak, hava bulutlu olacak deseydik gaybın bilgisini nereden tabii, biliyorsun orada denirdi. Şöyle bir şey. Biz şimdi çünkü bir haftalık meteoroloji raporu alabiliyoruz. 15 günlük, bir aylık veriliyor. Şimdi gayb bilgisi bizim bilemeyeceğimiz ve buna hakim olamayacağımız bir bilgi. Ve bu peygamberlere verilen dediği gibi. Evet. Burada şu var. O ayette gaybını kimseye açık etmez. Orada zahir kelimesi geçiyor. Yesheru diye geçiyor. Bunun manası da şu. Aslında içine yaşadığım sistem geçmişten geleceğe akıyor değil mi? Büyük patlamadan kıyamete akıyor. Bu hem ısıyla hem de zamanın akış yönü böyle. Yani ana hat bu. Fakat burada bu zamanın akış yönü ışık hızı sınırında olduğu için ışık hızı aşılınca bunu tersine çevirebiliyorsun anlık olarak ve geçmişin bir noktasına gidebiliyorsun. İşte bu şu demektir. Gelecekten geçmişin belli bir noktasına gidersen o gittiğin noktada senin elde etmiş olduğun gelecekteki o bilgi gayb bilgisidir. Yani daha oradaki insanların ulaşamadığı bilgiye sen sahip olarak gelirsin. Bu da zaman yolculuğu olan bir şeydir. Burada Allah gaybını açık etmez derken sistemin nasıl tasarlandığını söylüyor önce. Ama bunun yapılabileceğini de anlatıyor istisna olarak verdiği için. Biz bunun yapılabileceğini, bu ayetten bile zaman yolculuğunu anlayabiliriz yani. Evet. Zaten programımızın ilerleyen bölümlerinde de zaman yolculuğu, evet, uzay zaman, kuantum mekaniği, bu tür konular önemli bir yer tutacak. Çünkü bütün biz bunları insanlık tarihiyle alakalı, yani mitoloji, din, bilim ve bu zaman yolculuğu meselesinin çok zamanı önemli bir yeri. Zamanı anlamadan hiçbir şey anlayamayız. Bütün olay zamanda düğümleniyor. Bu hafta da programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Güzel bir program oldu. Keyifli bir program oldu. Değerli izleyenler, Çalar Saat programıyla önümüzdeki haftalarda tekrar sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.